Merhabalar, ben Mavi İlmek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin psikolog ve oyun terapisti Sümeyye Ceylan. Bugün sizlere kardeş kıskançlığı hakkında biraz bilgi vereceğim. Kıskançlık, sevilen birisinin başkasıyla paylaşılmasına katlanılmaktır. Yaşamın her döneminde görülebilir bu duygu, fakat çocukluk döneminde daha yoğun yaşanmaktadır. İnsanın bu duyguyla tanışması ilk 2 yaş civarındadır. Gayet doğal, evrensel ve insanı oldukça mutsuz eden bir duygudur. Bu süreçte çocuk, herkesin kendisinden daha iyi olduğunu ve kendisinin herkesten daha az sevildiğini düşünmeye başlar. Özellikle küçük çocuklarda yeni doğan kardeşi kıskanma, bazen yaşamı etkileyecek boyutlarda davranış bozukluğuna sebep olacak derecede yoğun yaşanabilmektedir. Bu süreçte bir uzmandan yardım almakta yarar vardır. Kardeş kıskançlığının nedenlerine baktığımızda ise en temel nedeni kendisine yöneltilen ilgi ve dikkatin yeni doğan kardeşe yöneltilmesinden doğan rahatsızlık en temel nedeni. Kardeşin doğmasıyla birlikte ona ayrılan zaman azalması, çocukta bebeği gibi görünen ama aslında ebeveynlerine karşı olan kızgınlık, kırgınlık gibi tutumların gelişmesi neden olabilir. Bu süreçte çocuk kendisini terk edilmiş, güvensiz ve desteksiz hissetmeye başlayabilir. Kardeşler arası kıskançlığın derecesi yeni bir çocuğun doğumuyla ebeveynlerin tutumunda olan değişikliklere, büyük çocukla ebeveyn arasında yerleşmiş olan ilişkinin yoğunluğuna ve çocuğun yeni doğan kardeşine karşı olumsuz etkide bulunmasına, göz yumuşgörüsüne göre değişiklik gösterir. Kıskançlık derecesine rol oynayan bir diğer etken ise yaş farkıdır. Yaş farkı yakın olan kardeşlerin kıskançlığı biraz daha yoğun ve şiddetli yaşanabilmektedir. Yaş farkı fazla olan kardeşlerde de tabii ki kıskançlık yaşanabilmektedir. Fakat bunun yoğunluğu ve şiddeti biraz daha düşük olabilmektedir. Fakat bu kişilerin mizacına göre de değişiklikler gösterir. Cinsiyetlere göre de bazı farklılıklar yaşanabilmektedir. Eğer çocuk kız, yeni doğan kardeş erkekse çocuk kendi cinsiyetinden hoşnut olunmadığı için yeni bir kardeşin geldiğini düşünebilir. Bazen de aileler özellikle cinsiyet tercihinde bulunduğunu apaçık belirtmektedirler. Örneğin bir kızımız vardı, bir de oğlumuz olsun istedik. Bu sebeple ikinci çocuğu yaptık gibi açıkça cinsiyet tercihinde bulunduğunda cinsiyetlere yönelik kıskançlık da kaçınılmaz bir hale almaktadır. Bu sebeple bu tarz söylemlerden olabildiğince kaçınmakta yarar vardır. Kardeşler arası kıskançlığın belirtilerine baktığımızda özellikle öfke, nefret, kızgınlık, kendine acıma, intikam alma gibi düşüncelerin yanı sıra sevgi, koruma, yakınlık hissetme gibi karışık duyguların bir birleşiminden oluşur. Fakat burada en yoğun baskın duygular öfke, üzüntü ve kendine acıma duygularıdır. Çocuk bu süreçte sevilmediği düşüncesine kapılıp anneden tamamen uzaklaşabilir. İçe kapanma, yemek yememe, zayıflama gibi davranışlar gösterebilir. Kabus gördüğünü ve çişinin geldiğini iddia ederek dikkati kendi üstüne çekmeye çalışabilirler. Bazen de altını ıslatma, parmak emme gibi davranışlarla gelişim evresinde gerileme görülebilir. Özel gereksinimli çocuklarda ise davranış problemlerinin arttığı, öfke nöbetlerinin arttığı gözlemlenebilir. Çocuklar bu süreçte hem gün içerisinde hem de geceleri aşırı sinirli ve ruh halinde olabilirler. Kendilerine zarar verme, etrafa zarar verme, eşyalara zarar verme davranışlarında bulunabilirler. Öfkeli tutum gözlenebilir. Bu süreçte evden ayrılmayı reddetme çok sık görülür. Anneden uzaklaşmak istemedikleri için okula gitmek istemeyebilirler. Anneyi kaptıracağım gibi bir korku ve içgüdü gelişebilir. Aynı zamanda psikosomatik belirtiler de gözlemlenebilir. Baş ağrısı, mide bulantısı gibi. Bazen de strese dayalı huzursuzluk, kaygı davranışları gözlemlenebilir. Kardeş kıskançlığının nedenleri ve belirtileri çok çeşitlilik gösterebilir ve birçok madde sayılabilir. Her ailenin dinamiklerine, çocuğun mizacına, ailenin yapısına göre bu değişiklik göstermektedir. Burada önemli olan bu tarz bir süreçte nasıl bir önlem alıp ne gibi davranışlarda bulunacağımızdır. Bununla alakalı bir takım önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle bir çocuğunuzun olacağını öğrendikten sonra, ebeveynler bu bilgiyi içselleştirdikten sonra çok fazla zaman kaybetmeden bu bilgiyi çocuğa aktarmakta yarar vardır. Ne kadar erken aktarırsak bu bilgiyi o kadar içselleştirmeleri kolaylaşacaktır. Bilgiyi aktardıktan sonra da zaman zaman bu bilgi detaylandırarak devam etmelidir. Örneğin, öncelikle biraz kardeşin olacağı hakkında doğru bilgiler verdikten sonra zamanla kardeşi doğduktan sonra neler olabileceği, onu neler beklediği, ailenin neler beklediği hakkında kısaca ipuçları verilmelidir. Bu şekilde çocuk kardeşi doğduktan sonraki süreci yavaş yavaş tahmin edebilmekte ve bu süreci içselleştirerek daha az ihmal edilmiş duygusuna kapılabilmektedir. Bir diğer önemli nokta ise bebeğimiz dünyaya geldikten sonra büyük çocuğun bakımıyla bir süre bir başka kişi ilgilenebilir.
Annenin yardımına genelde anneanne, babaanne gibi bir başka bakım veren daha destek olmaktadır. Bu noktada hamilelik sürecinde bu bakım veren hayatına bebeği, çocuğun dahil olabilirse, burada çocuk kardeşi doğduktan sonra ihmal edilmiş hissetme duygusu daha da az olacaktır. Çünkü onun için çok fazla değişen şey olmayacaktır. Bu sebeple 7. aydan sonra ikinci bakım veren kişinin çocuğun hayatına girip yavaş yavaş bakımıyla ilgilenmesi önemlidir. Ebeveynlerin bu süreçte çocuklarıyla konuşması çok önemlidir. Yeni bir kardeşin oldu. Fakat bizim sana olan sevgimizde hiçbir şey değiştirmedi. Sen hala bizim için çok özelsin, çok kıymetlisin mesajı sözel olarak ifade edilmekle birlikte bu durum davranışlarla da çocuğa hissettirilmelidir. Bazı durumlarda ise ebeveynler çocuklarıyla çok yapmacık söylemlerde bunlara konuşabiliyorlar. Örneğin kardeşin ne kadar yaramaz, uyumuyor, yemek yemiyor, sen öyle misin oysa ki, sen çok akıllısın, ben seni daha çok seviyorum gibi yapmacık ve tutarsız söylemlerde bulunmak çocukla iletişim kurmak da doğru bir yol değildir. Çocuk o an bu duruma inanmış gibi davransa da aslında kendisinin kandırıldığını hissedebilir. Güvenli bağlanmaya engel olan bir durum söz konusu olabilir. Bu sebeple olabildiğince yapmacık ve tutarsız söylemlerden sakınmakta yarar vardır. Bazı durumlarda da ebeveynler çocukları kıskanmasın diye aşırı hoşgörülü davranışlarda bulunabiliyorlar. Örneğin yatak odasından ayrılmış ve artık kendi odasına geçmiş bir çocuk, kardeşi doğduktan sonra tekrar yatak odasına dönmek istediğinde ebeveynler kıskanmasın, kendisini ötelenmiş hissetmesin diye tekrar yatak odasına kabul edebilmektedir. Ya da biberonu bırakmış bir çocuk tekrar biberona dönmek istediğinde bu süreçte tekrar biberona dönmesini kabul edebilirler. Fakat bu durum aslında çocuğun bu durumu manipüle etmesine sebep olabilir ya da gelişim evresinde gerilemiş davranışlar gözlemlenebilir. Bu sebeple aşırı hoşgörülü davranış çok da doğru bir tutum değildir. Kardeş kıskançlığında yapılması gereken en önemli tutumlardan birisi büyük çocuğa kardeşiyle alakalı sorumluluklar vermektir. Örneğin kardeşinin bezini çöpe at, biberonunu getir birlikte yemek yedirelim, hadi onu birlikte uyutalım gibi. Ya da kardeşe özel gereksinimli bir çocuksa rehabilitasyon ödevlerini birlikte yapalım, kardeşine bunu birlikte öğretelim, hadi birlikte yapboz yaptıralım, tak çıkar yaptıralım gibi sorumluluklarına eşlik etmesi sağlandığında çocuk kardeşinin gelişiminde söz sahibi olduğunu hissederek daha kolay sahiplenmesini sağlayacaktır. Bu sebeple sorumluluk vermekten çekinmeyin, yapabileceği kadar, yaşının kaldırabileceği kadar sorumluluklar vermekte yarar vardır. Kardeşler arasında kıskançlık bazen daha yoğun yaşanabilmekte, çatışmalar da yaşanabilmektedir. Bu süreçte ebeveynler kavgalarda hakem rolü kesinlikle üstlenmemelidir. Bu durum çok hassas bir noktadır. Çünkü ne yaparsanız yapın bir diğeri diğerini savunduğunuzu düşünerek kendisini ötelenmiş hissedecektir. Burada kavgayı kimin başlattığında bir öneminin olmadığı özellikle altı çizilmelidir. Önce o başlattı, önce saçımı o çekti gibi söylemlerin bir öneminin olmadığı, kimin başlattığının değil, önemli olan bu yaptıkları davranışın doğru olmadığı vurgulanmalıdır. Özellikle özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren kardeşleriyle olan kavgalarında bazen ebeveynler normal gelişim gösteren çocuklarına kardeşinin özel bir çocuk olduğu, bu sebeple anlayış göstermesi gerektiği vurgulamaktadırlar. Fakat bu durum aslında tam olarak orada söylenmemesi gereken bir durumdur. Çocuklarıyla iletişimde tabii ki kardeşinin özel olduğu mesajı, özel olduğu bilgisi kesinlikle verilmelidir. Bu noktada çocuğu bilgilendirmelidir. Fakat yeri orası değildir. Bu noktada normal gelişim gösteren çocuk kendisine özel gereksinimli kardeşinin yanında hiçbir zaman anne babasının gözünde değerli hissetmeyeceği mesajı verebilir. Ya da kendisini hiçbir zaman onunla girdiği kavgalarda kazanamayacağı, hiçbir zaman onunla eşit görülmediği mesajı verebilir. Bu sebeple bu konuşmalar başka zamana bırakılmalı, o anda sadece duygularını yansıtmakta yarar vardır. Ebeveynler bazen çocuklarıyla aşırı eşit davranma çabasına girmektedirler. Burada aslında önemli olan eşit davranmak değil, çocukların gereksinimlerine uygun davranmaktır. Her çocuğunuza ihmal edilmediği mesajını vermek ve değerli hissettirmek yeterli olacaktır. 3 yaşında bir çocuğunuzla 13 yaşında bir çocuğunuzun gereksinimleri bir olmayacağı için ayırabileceğiniz zaman da bir olmayacaktır. Ya da özel gereksinimli bir çocuğunuzla normal gelişim gösteren bir çocuğunuzun da gereksinimleri ortak olmadığı için burada da ayrılacak zaman eşit olmayabilir. Bu sebeple gereksinimlerin ne olduğu tespit edilip bunlarla ilgilenmek ve ihmal edilmedikleri mesajını vermek, değerli hissettirmek yeterli olacaktır. Fazlaca eşitlik çabasına girmek sizleri de yıpratacak. Bir diğer önemli nokta ise hem özel gereksinimli hem de normal gelişim gösteren iki çocuğa sahipseniz. Genelde normal gelişim gösteren çocuklar bazen bu süreci çok iyi yönetemeyebilirler.
kıskançlık belirtileri gösterebilirler. Bazen özel gereksinimli kardeşi olan normal gelişim gösteren çocuklar potansiyellerinin altına davranma eğilimi gösterebilirler ya da kardeşlerini taklit edebilirler. Özel gereksinimli kardeşi gibi davranma eğiliminde olabilirler. Bazen de mükemmel çocuk olma çabasına girebilirler. Bu durum biraz daha hassas bir durumdur ve bu durumu tek başınıza yönetmemeye çalışmakta, bir uzmandan yardım almakta yarar vardır. Bu süreçte psikologlardan, psikolojik danışmanlardan yardım almakta yarar vardır.